malumunuz Türkiye artık eski Türkiye olmaktan çıktı. Sizler de takip ediyorsunuz ki dış politikada Cumhur İttifakı'nın çok önemli gelişmelere imza atıyor. Bunun örneklerini verecek olursak Suriye'de, Irak'ta, efendim Balkanlar'da, Afrika'da, işte yakın tarih Azerbaycan'da Türk gücünü gösteriyor. Türk gücünü gösterdiği bu süre içerisinde de milli mücadelede bize düşmanlık yapan, bizi katleden ülkelerde yine ortaya sahneye çıkıyor. Aynı şekilde düşmanlıklarını göstererek bizimle mücadele ediyor. Bizi zora sokmak için, bizi tahrik etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. O bakımdan da ben tabii burada bir şeye çok üzülüyorum, bir şeye de çok seviniyorum. Neye üzülüyorum? Bugün Fransa kendini çok adil, çok mazisi çok temiz, meşru bir devlet edasıyla tavırlar takınıp müdahalelerde bulunuyor. Buna çok üzülüyorum. Bir şeye de çok mutluyum ki Cumhur İttifakı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın dış politikadaki izlediği politikalar düşmanları ciddi manada rahatsız ediyor ki bu kadar telaşlanıyorlar. Bunun için de çok mutluyum. Yani Cumhur İttifakı çok doğru bir yolda gidiyor. Allah onlara güç kuvvet versin, kurban olduğum Allah'ım. Cumhurbaşkanımıza da, Genel Başkanımıza da Rabbim güç kuvvet versin. Tabii burada Fransızların tarih boyunca dünyada Müslümanlar üzerinde yaptıkları katliamları anlatırken Türkiye'de de yaptıkları katliamlardan bahsetti Sayın Genel Başkanım. Bahsederken de bölgemizden bahsetti, Adana'dan bahsetti, Antep'ten bahsetti ve Kozan'dan bahsetti. Hal böyle olunca Genel Başkanımızı desteklemek niyetiyle de biz Kozan'da Genel Başkanımızın zamanı olmadığı için açıklayamadı. Katliamları biraz daha detaylandırarak sizlerle paylaşacağız. Mesela efendim Sayın Genel Başkanımız Fransızların tarihte Türklere neler yaptığını Antep'ten sorun dedi, Urfa'dan sorun, Adana'dan sorun ve Kozan'dan sorun dedi. Tabii buradaki katliam sadece Kozan'da değil. Bu bölgemizde, Fethiye'de, Sayınbeyli'de, Tufanbeyli'de, efendim Kadir'de, bölgemizde çok Adana'da çok canice, acımasızca katliamlar yapılmış. Ama biz Kozan'ı konuşacağız. Biz Kozan'dan sorun bulduğumuz için Kozan'ı sorun. Kozan'dan sorumluyuz ve Kozan'ı konuşacağız şu an. Kıymetli arkadaşlar, malumunuz Sayın Genel Başkanım orada katledilen, fırında yanılan 3 kişiden bahsetti. Defterdar Hamdi Efendi'den bahsetti. Yine mektupçu Ali Rıza Efendi'den bahsetti. Yine emekli yüzbaşı Mehmet Bey'den bahsetti. Ki sayı bu kadar değildi ama önemlilerini sembolik olarak verdi bu rakamları. Evet. Kıymetli arkadaşlar, Fransızlar o tarihte Ermenileri de kullanarak ciddi katliamlar yapmışlar. Çok ciddi hasarlar açmışlar. Mesela camilerimizi, medreselerimizi yıkmışlar. Medrese öğrencilerini hiç acımadan katletmişler. Belli bölgelerde mesela Bozat Köyü dediğimiz, Bozat Gediği de var. Bozat Köyü'nde muhtarı ve kardeşini köylülerin önünde acımadan keserek ve dolayısıyla kurşuna dizerek vahşice katletmişlerdi. Bunlar bizim tarihimizde unutulacak olaylar değil ki inanıyorum ki kıyamete kadar da gelecek nesilde bunları unutmayacak. Ağan Köprüsü dediğimiz Adana Kozan arasında Ağan Köprüsü dediğimiz köprüde orada gelen ve o bölgedeki yolcuları ve o köprünün orada olan aileleri, köylüyü acımasızca önce anne babalarının gözü önünde çocukları katlediyorlar. Daha sonra da süngülerle böyle acımasızca böyle bir insanlık dışı bir vahşet bunlar. İnsan anlatırken böyle tüyleri diken diken oluyor. Önce çocuklarını Ağan Köprüsü'nde katlediyorlar. Daha sonra da anne babalarını acımadan süngülerle, bıçaklarla keserek, doğrayarak katlediyorlar.
Yine burada Ermenileri çok ciddi kullanmış Fransızlar. 400 tane Ermeniye Fransız askeri elbisesini giydirerek kamufor dedikleri, yani milis güç, Ermenilerin milis güçleri katliamlara, Fransızlar adına katliamlara devam etmiştir. Katliamları yapan burada tamamen Türklerin öyle bir katliamı falan yok. Saptırılan bir tarih var. Katliamı yapan bunlar. Ve 400 Ermeni, kamufor dediğimiz Ermeni çok ciddi katliamlar yapmıştır. Köylerimizde köy baskınları düzenleyerek, efendimiz mezralara baskınlar düzenleyerek acımasızca insanlarımızı katletmiştir, evlerini yapmıştır, mallarına zarar vermiştir. Bizim Kozan Kadirli yol üzerinde, Kozan Ortaokulu'nun o çıkış noktasında küçücük, daha 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında çocukları anne babalarının gözü önünde hiç acımadan katletmişler. O acıyı önce anne babaya yaşatmışlar, daha sonra da anne babalarını katletmişler. Bunlar bizim Kozan'ımızın kurtuluş tarihindeki sayfalarında kara leke olarak, acı bir leke olarak mevcuttur. Yine Kozan'ın ileri gelen insanlarından, o dönemin işte bürokratı diyelim, iş adamı diyelim, siyasetçisi diyelim, 10 tane büyüğümüzü manastırda hapse atarak, çok ağır işkenceler ve zulümler yaparak uzun süre orada gözaltında tutmuşlardır. Bunların bir kısmı o zulüm ve işkencelerden dolayı hayatını kaybetmiş, şehit olmuştur arkadaşlar. Bakın isim isim okuyayım size. Üç tutmuş Şükrü Efendi. Efendim avukat Mahmut Yurdadoğu. Efendim Gökoğlan Mustafa Efendi. Yine Kemal Peker Efendi. Çamur'dan Mehmet Zahid Efendi. Lütfü Erdem öğretmen, o yılda bizim öğretmenimiz Lütfü Erdem Beyefendi, Ahmet Cemil Bey, Ökkeş Efendi, Ahmet Hafi Bey ve Ethem Peker Efendi. Bu 10 kişi dediğim gibi manastırda gözaltına alınarak, hiçbir sebep yokken alınarak ağır işkencelere tabi tutuluyorlar ve bir kısmı da dediğim gibi hayatını kaybederek şehadete ermiş oluyor. Yine bu Ermenilerin o dönemki Kozan'daki katliamlarını ve bölgedeki katliamlarını 31 Mart 1920 tarihinde Mustafa Kemal Paşa dünya kamuoyuna telgraf çekerek dünya kamuoyuna duyuruyor. Ama maalesef dünya kamuoyu hiç ses çıkartmıyor. Tabii hal böyle olunca Türkler de kendi başlarının çaresine bakmaya mecbur kalıyorlar ve kendilerini savunmak için de örgütleniyorlar ve şükürler olsun yurdumuzu, atalarımız yurdumuzu bize o hainlerden koruyarak yurdumuzu bize teslim ediyor. Allah'ın izniyle bugünden sonra da Allah, hani diyorlar ya, Şahin Bey demiş ya, ancak benim cesedimi depeler bu yurda girersiniz demiş ya, evet biz de aynısını diyoruz, ancak bizim cesedimizi depeleyerek bu yurda girerler. Allah korusun, onun dışında bu yurda girmeleri mümkün değil. Ben şunu da burada vurgulamak istiyorum. Örnek verecek olursam, o tarihte Ermenilerin öyle bir gücü falan yok. Ermeniler tamamen bize karşı kışkırtılmış. Bakın bunun canlı örneği, Ermenileri biz şeyde gördük, Karabağ'da gördük değil mi? Ha? Cepheye gidecek asker bulamadılar. Askerleri cepheden kaçtı. Demek ki Türk'ün karşısına çıkan hiç kimse Türk'ün karşısında dayanamıyor. Türk meselesinde haklıysa mutlaka ve mutlaka ilelebet hakkını alıyor. Demek ki biz düşmanlarımızla karşı karşıya kalırsak bizim karşımızda düşman
dayanmıyor olabilir. Allah bundan sonra da bize böyle acıları göstermesin kurban olduğum Allah. Genel başkanımıza da buradan ağrı, Türkiye gündemine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu konuyu taşıdığı için de buradan kendisine sonsuz saygılarımızı iletiyoruz. Yönetim kurulu arkadaşlarım ve meclis üyesi arkadaşlarım adına sizlere de bizi bu toplantıda yalnız bırakmayıp bizlerle paylaştığınız için de sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum.